acın var, derdin var. Eder sana dünyayı dar. Varsın olsun boş versen de, dertlerin en güzeli var. Dinletemezsin sözünü, ayıramazsın gözünü. Hiç boşuna arama, yok bu derdin çözümü. Çocuğun var, derdin var. Çocuğun var, derdin var. Sibel, nereden çıktı bu dışarıda kalma olayı? Hı? Abla, dışarıda kalmayacağım ki, Buse'de kalacağım. Buse benim haberim olmadan bizim eve mi yerleşti Sibel? Abla ya, kız kıza muhabbet edeceğiz işte. Hafta sonu için. Ne var ki bunda? Sonra dışarılara çıkmak yok ama. Ya, cep telefonundan arayıp kontrol edersin. Merak etme. Cep telefonundan ha? Ev telefonlarından aramayı tercih ederim Sibel. Merak etme anne. Bu gibi durumlarda gittiğimiz arkadaşımızın ailesi de dışarı çıkmamıza izin vermiyor zaten. Denediniz yani küçük hanım. Yok canım ya. Lafın gelişi. Evet, akşam pideleri de geldi. Sıcak sıcak. Babası, sana bir şey sormam lazım. Dün geçmiş zaman belirten bir kelime midir? Zeynep'ciğim, bak bir de fırınlardaki pide kuyruğundan yakınırız. Gördün mü şu kuyruğun ettiğini? Oğlumuz kuyrukta beklerken sıkılmış, Türkçe çalışmaya başlamış. Çocuk işte. Kızma babası, yapmaz bir daha. Değil yani. Eğer dün geçmiş zaman belirtiyorsa teyzemin bundan haberi yok. Affedersiniz ama konuya nasıl dahil olduğumu anlayamadım. Kaçırdığım bir şey mi var? Unuttuğum bir şey var teyzeciğim. Ha, neymiş o Efe? Bana olan 10 milyonluk borcun. Merak etme, param bende kalmaz. Ama en geç dün ödeyeceğini söylemiştin. Hayır, yarın vereceğim dedim. Bu 2 gün önceydi. O zaman teknik olarak dün ödeyecek oluyorsun. Sibel, nedir bu borç olayı? Teyzemin bana 10 milyonluk borcu var ve hala ödemedi. Sana da mı? Sana 10 milyon değil Aslı, 5 milyon borcum var. Sonuçta ortada bir borçlu var. Adı da Sibel. Sibel'cim, gördüğüm kadarıyla evdeki herkese borcun var. Herkese borcum yok. Teyze, bende 500 bin borcun var. Tamam, ödeyeceğim. Hı, ne zaman? Çıkmaz ayın son çarşambasında mı? Paranızı alacaksınız. Enişteciğim. Ne oldu Sibel'ci? Şey, harçlığımdan biraz avans alabilir miyim? Hayatım, önümüzdeki 20 yılın harçlığını avans olarak kullanmış bulunuyorsun zaten. Ya ama enişte, yani aldığım harçlıkla idare edemiyorum ki. Sonuçta ben de 17,5 yaşında üniversiteye hazırlanan bir genç kızım. Hayatım, yaşına ve yaşıtlarına göre fazlasıyla harçlık alıyorsun. İdareli olmayı öğrenmen gerek. İleride borçlu olduklarını sana bu kadar anlayışlı olmayacaklar. Bunu bil. Olaylara hep kendi açınızdan bakıyorsunuz. Nasıl yani? Yani mesela bu evde kendime ait bir odam bile yok. Sibel, adamı çıldırtma. Ya biz bu açıdan bakınca var mı diyoruz? Tamam enişte. Yani odam olursa borcum olmaz mı demek istiyorsun? Ben ne yapayım? Oda yok, para yok. Allah Allah. Ben bu oda olmama ve para olmama arasındaki bağlantıyı hala kuramadım. Hayatım, yaşlanıyorum galiba. Ömer'cim, gayet basit. Yani bu borç meselesi konuşulurken oda meselesini de aradan çıkarayım diyor Sibel işte, anla. Ha, anladım. Tabii. Para sorunu oda sorunundan daha kolay bir sorun. Şimdi ortada 2 sorun olursa o kolay olan halledilir. Yani kızımızın kendine ait bir odası yok. Bari onun harçlığına zam yapalım derler diye düşünüyor galiba. Peki öyle mi diyeceğiz? Efe, kalk pideleri getir. Ha? Bilmem. Yağma yok. Ben de bir köpek istiyorum. Ya Aslı, her şey yoluna girmişken kafaları karıştırma. Köpek alırlarsa 5 milyonluk borcumu unuturum. Ben harçlığıma zam alınca sana öderim, merak etme. Benimkini de. Benimkini de.
Ne e? Harçlığıma zam yapıyor musunuz? Yo. Yo. Yani zam meselesini değil ama oda meselesini halledebiliriz belki. Tabii tabii. Zeynep nasıl yani? Evet nasıl yani? Hadi hadi gevezeliği bırakın. İftar saati yaklaşıyor. Sen de şu salatayı bitir. Yani aşk olsun Zeynep'ciğim ha. Kuyuya taş atıyorsun. Fakat o taş nereye gidiyor? Bir türlü söylemiyorsun. Sabırlı olmayı öğrenmen gerekiyor Ömer. Sibel çıksın ondan sonra anlatacağım. O da bir türlü çıkamadı. Alt tarafı bir arkadaş gezmesine gidecek. Yani iki saattir hazırlanıyor. Teyzem geliyor. Ablacığım, yemekten önce söylediğini açıklamayacak mısın? Hayır hayatım. Ben tahmin edeyim o zaman. Ben Efe'nin odasını alacağım. Efe de şu geniş odayı. Ben o ardiyede asla kalmam, bilmiş olun. Sibel'cim, şimdiden idareli olmayı öğrenmen gerekecek. Hayata atıldığında her şey çok farklı olacak çünkü. Hayata atıldığımda öyle bir sorunum olmayacak abla. Çünkü çok zengin olacağım. Nasıl olacak bu? Çok ünlü bir oyuncu olacağım enişte. Ben alacağım şimdi istiyorum. Ben de. Yapma teyze, sen mi? Beğenemedin mi? Ben oyuncu doğmuşum resmen. Allah Allah. Sibel'cim doğduğunda elinde bu oyuncu olacak ona göre yazan bir not mu vardı? Hiç komik değil enişte. Zeynep, bak bu başımıza bir tiyatro kursu masrafı falan açmasın ona göre. Merak etmeyin, tiyatro kursuna falan gitmeyeceğim. Liseyi bitirdikten sonra oyunculuk kariyerinin merdivenlerini çifter çifter çıkacağım. Ah ah Sibel'cim, asansöre binseydin keşke. Hiç yakışıyor mu öyle merdivenlerden koştur koştur senin gibi bir yıldıza? Aşk olsun enişte, beni böyle mi yüreklendiriyorsun? Hayatım, yani aslı astarı olmayan bir hayal konusunda seni niye yüreklendirelim ki? Bu hayal falan değil abla, yakın bir gelecek. Pardon, ne kadar yakın? Bir yıl sonra büyük paralar kazanacağım enişte. Büyük paralar kazanmadan önce küçük paralarla idare etmen gerekiyor Sibel'cim. Sibel, yani sen hayatı bu kadar kolay mı zannediyorsun? Yani bir ev almak, eşya almak, hayatını idare ettirmek filan. Bunlar hiç sorun değil. Aranan bir oyuncu olduğumda evim de, arabam da, eşyalarım da olacak. O kadar kolay yani. Tahmin ettiğinden de kolay enişte. Neyse, görüşmek üzere. Sibel, Sibel. Bak gece telefonla arayıp kontrol edeceğim ona göre. 11'den sonra yatabiliriz ablacığım. Yani belki de telefonun fişini çekebiliriz. O yüzden erken ara. O telefonun bu akşam fişi filan çekilmeyecek. Zili kesilmeyecek. Akşam akşam ödenmemiş bir fatura yüzünden kapanmayacak. Ve arka odada kalıp duyulmazlık etmeyecek. Başka var mı? İnternette kalıp saatlerce meşgul çalmayacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Neyse, kendinize iyi davranın. Bu ne demek o şimdi? Yani kendinize iyi bakın, bay anlamında. Sibel'cim, sadece ve Türkçe iyi geceler demen yeterli. İyi geceler. Teyzem gitti. Hadi anlat anne. Kaç. Efe, koş Tijenleri de çağır. Onların da dinlemesi lazım. Of. Ay, oh. Yapma Zeynep. Ben Tijen'i bekleyemem. Bulaşıkları makineye koymadan önce 3 su elde yıkıyor biliyorsun. Onlar gelmeden ağzımdan tek kelime çıkmayacak. Oh. Anne. Ben saniyede çağırır gelirim. Hadi, hadi. Ömer. Efendim hayatım. Ne düşünüyorsun? Plan hoşuna gitmedi mi? Ha. Sibel'i fazla zorlamaz değil mi? Nasıl yani? Yani kıza ayıp olmasın. Bize kırılmaz değil mi? Kırılmaz da alınmaz da ayrıca ayıp olmaz da. Yani o benim biricik kardeşim ve ayrıca bu evin Aslı gibi Ece gibi bir kızı. Evet tabii ama yine de sorumluluk sende. Böyle şeyleri takma kafana sen merak etme. Çok eğlenceli olacak. İyi o zaman. Ya, unutamayacağı bir sürpriz olacak. Ne yaptım da böyle bir hediyeyi hak ettim diye düşünüp duracak. Aslında Ardiye de hiç fena fikir değildi. Orayı verirsek sana haksızlık olurdu. Niye canım?
Çünkü orası senin gazete okuma odan Ömer. Abla bu ne hal? Günaydın. Kim baktın? Aman abla. Ne amanı zamanı yavrum? Hem senin ablen kim? Of ya. Üş! Allah Allah. Park mı sandın buraya? Nasıl ha? Yani? El alemin evinin bahçesine kendi bahçen gibi dalıyorsun da. Abla şaka mı yapıyorsun Allah aşkına? Vallahi şakayı sen mi ediyorsun, ben mi belli değil. Bahçede oturmak da mı suç? E tabii. Bu bahçeden ben sorumluyum. Evin kızı gelip oturuyorsa benden sor al hesabını. Ama bu evin sahibi sen değil misin abla? Ne evi kızım, ne de? Ben bir garip bahçıvanım. Neyime benim öyle ev satın almaklar falan? Of abla ya, lütfen. Aa, Allah Allah. Abla deyip durmayın mı kızım? İlla diyeceksen Hatice abla de. Hatice mi? Ha, Hatice benim adım. Of abla, bir kere böyle ağızlar sana hiç yakışmıyor. Bak hala abla diyor. Anlaşılan sen pek laf anlayan insan değilsin. Vallahi lafı bilmem de ben senin ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Dur bakayım. Dur. Duruyorum zaten. Sen otu kiralamaya gelecek oyuncu kız olacaksın değil mi? Oyuncu kız mı? Ha, 18 yaşında demişlerden mi? Ha, şimdi anlaşıldı. Neymiş anlaşılayın? Dünkü mesele. Dün ne oldu ki? Neden bileceğim ben? Demek bu oyunu sürdürmekte kararlısınız. Enişten de bu işin içinde mi? Senin enişten de kim kızım? Peki. Tamam o zaman, okey. Türkçe konuş yavrum. Peki. O da kiralayacağım, öyle mi? Kendi kiralayacağın odayı bana mı soruyorsun kızım? Tamam, hadi görelim şu odayı. Dur bakayım. Nereye gidiyorsun? Madem oda kiraladık, bir içini görelim. Buradan değil. Burası personel kapısı. Ön taraftan gideceksin. Ön taraftan? Zaten yönetici Muhittin Bey geldiğinde kapıya bir tıklatsın dediydi. Yönetici Muhittin de kim? Bey. Muhittin Bey. Ne öyle hemen labale oluyorsun öyle? Yönetici Muhittin Bey de nereden çıktı? Her apartmanın bir yöneticisi olma mı? Haklısın abla. Aa, ama kaç kere söyleyeceğiz seni abla demediği? Tamam. Muhittin Bey'le dikkatli konuş yalnız. Niyeymiş o? Açık aksi adamdır. Yani odaya kiralayacaksan suyuna gideceksin azıcık. Gideriz artık, ne yapalım? Bak, şuradan girip sola sapacaksın. Merdiveni çık, apartmana gir. Giriş katındaki sağdaki kapı. Merak etme abla, evimi unutmadım. Daha odaya kiralamadan kendi evim demişsen iyi edersin. Enişte mi? Ne eniştesi? Ha, pardon, siz yöneticiydiniz. He, adım Muhittin. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Ablam söyledi. Allah Allah, biz senin ablana danışıyor muyuz? Ya şey pardon, bahçedeki abla, bahçıvan, Hatice abla. He, anladım. Hoo, nereye gidiyor? Odama. Ne odası? Daha odamada yok. Biz şöyle otur bakalım. Buyurun. He. Sizinkiler senin böyle biraz tuhaf bir kız olduğunu söyledilerdi. Vallahi haklılarmış he. Bizimkiler mi? He, ablanla enişten. Vallahi çok tatlı insanlar. Özellikle enişten öyle şeker bir adam. Harika muhabbeti var yani. Bilmez miyim? Al, bu zarfı sağa bıraktılar. Al. Hayata atılman için
Burada 1 milyar para var. Seni çok seviyoruz. Ablan ve enişten. Gerçek yani. Öyle bir ablan enişten olduğu için ha, normal şanslısın ha. Ama bunlar oyuncak para. Ya paranın oyuncağı mı oyuncağı neyin olur mu ya? Gerçek bildiğin para ya. Peki. 1 milyarın varsa şahane. Sen şimdi kiralık oda istiyor mu istemiyor mu? Evet istiyorum. He. İyi günler Muhittin Bey. İyi günler Nezahat ya. Nezahat mı? Yok Nezahat elitiz bizim kafeterya işletir. Böyle tatlı tuzlu yemek hepsini neyin o yapar. Canın ev yemeği istersen ha, ha birebir. Merhaba. Ne zaman isterseniz uğrayabilirsiniz. 24 saat hizmetinizdeyiz. Teşekkürler Tijen teyze. Anlamadım. Şey, Nezahat Hanım. Heh, şöyle. Bak kızım, gerçek hayat pansiyonunun kendine has bir takım kuralları var. Tamam mı? Tamam. He. Kural 1. Kira her ayın 1'inde kesinlikle ödenir. Gecikme asla kabul edilemez. Kural 2. Saat 10'dan sonra müzik neyin dinlemen yasak. Tamam. Güzel. Sen çocuğun mocuğun var mı? Evli değilim ki. Harika. Bu iyi. Pansiyonun sahibiyle tanışmak istiyor mu? Siz değil misiniz? Ben yöneticiyim. Beni karıştırma. Bütün bu apartmanın sahibi Leyla Hanımgil. Ah, o kim çıkacak acaba? Leyla Hanım, burada misafirimiz neyin var salonda? Leyla Hanım'ı bu kadar da pes yani. Şşş, saygılı ol, akıllı ol. Buraların en zengin kadını o. Enişte yani bayağı abartmışsınız. Enişte mi? Ya Muhittin Bey, pardon. Sırada kim var? Hiçbir yok. Ne yapacağız o zaman? Sen oğlanı görmek istiyor musun? Evet. Ha, iyi. Özel zamanını topla gel peşimden. Yürü. Dikkatli ol. Sağa sola çarpma. Ben hanım konuş saygılar. Getirip getiriyorum. Ece. Nasıl gidiyor kızım? Harika. Aferin benim kızıma. Gel bakalım gir. Gir. İnanmıyorum. Nasıl? Güzel değil mi? Bak sesin mesin yankı yapıyor. Sağ bu. Ha gördün mü? Enişte siz ne yaptınız? Ne eniştesi? Buradaki eşyalara ne oldu? Ne eşyası? Bizim odalarımız eşyasızdır. Sen yine duvara çazlısın. Böyle çıkan kiracı dolabı neyin? Lavabo, musluk. Bak bir de orada diş macunu var. Yarısı sıkılmış bırakmış onu. Peki. Kira ne kadar? Günlük 7,5. Tam ayda 225. Şu küçücük oda 225 milyon. Üstelik bomboş. Eşya bile yok. Kızım senin kiralardan haberin neyin yok galiba? Peki, tamam. Kabul ediyorum. Kabul ediyorsun. Sen kabul edince her şey bitiyor. Bitmiyor mu? Bitmiyor tabii. Öyle kiracı olmak kolay mı? Başka ne istiyorsunuz? Başka... Kaç yaşındasın sen? Enişte bilmiyor musun? Yine başlamayalım enişte enişte. 18. 18. 18 yaşına kıza ben bu odayı vermem. Ben kule bile olmaz. Neden? 18 yaşındakiler hayto olur, gürültülü olur. O kule kule vermiyorum. Hadi yürü. Özür dilerim ben 18 mi demiştim? Sen kendi yaşını bilmiyor musun? Ya ben 18 yaşından beri yalnız yaşıyorum. Şimdi 25 yaşındayım demek istedim. He, iyi tamam. Bak bir an valla sinirim yukarılara doğru çıktı. He. 25 iyi, iyi. Allah inşallah çok gelen gidenin falan olmaz. Ne gibi? Arkadaş kisvesi altında gelip giden erkekler anlarsın. Aman olur mu öyle hiç? Olmazsa iyi olur. Yani burası bir aile apartmanı. Böyle şeyler hiç hoş karşılanmaz. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Şimdi gelelim teminat meselesine. Teminat mı? Evet. Tabii teminat. Ben bu evi yıkıp dökmeyeceğine, duvarları böyle vurup kırmayacağını nereden bileyim? Eniştenle konuştum, o bana söyledi. Onların evinde
Öyle artist, futbolcu, topçu, pomçu ne bulursan lap lup yapıştırmışsın duvarlara. Peki, teminat ne kadar? Bir aylık kira bedeli kadar, o da 225. Fazla bir şey değilmiş. 450 eder. Güzel, 50 de benim komisyonu koy. Ne komisyonu? Emlakçı mısın sen? Dua et kızım, emlakçı değilim. Biliyorsun emlakçılar yıllık kira üzerinden %10 alırlar. O da aşağı yukarı 250 üstü bir şey tutar. Ben sadece 50 milyoncuk istiyorum. Sizin komisyon beraber 450, 50 daha 500. Bu da benim paramın yarısı. Maşallah, senin matematikte bayağı kuvvetli yani. Tamam, kabul ediyorum. Sen kabul ediyorsun da bakalım, ben kabul ediyorum. Etmiyor musun? Hayır. Neden? Kefilsiz olmaz. Kefil? Kefil nereden çıktı şimdi? Vallahi kızım onu bunu bilmem. Bu hayatta kefilsiz hiçbir şey olmuyor. Kim bana kefil oluyor ki? Pardon? Niye sana kefil olmuyor ki patron? Patron kim? Ya sen işin gücün yok mu? Çalışmıyor musun? Ya nasıl kirayı vereceksin? Oyuncuyum ben. Ha iyi işte. Yani bana çalıştığına dair bir kanıt belge getirmen lazım. Öyle zırt kaçtın kirayı vermeden, ne yapacaksın? Ya kirayı öderim ben. Olmaz, olmaz. Lafla peynir gemisi yürümez. Ya söz veriyorum, öderim. Kızım, ben çocukları sözle doyurmuyorum. Bende böyle maşallah bir sürü çocuk var, böyle oluk oluk para yiyorlar. Kanıt getir, kanıt. Ya nasıl kanıt istiyorsun? Ya sen oyuncu değil misin? Senin ajansın, menajerin, stelyon, pipisin falan yok mu? Yok, ama şimdilik. İyi işte. Yani bana çalıştığına, para kazandığına dair bir belge getirmen şart. Nereden alabilirim o belgeyi? Çok şanslısın. Vallahi böyle kedi gibi lap dört ayak üstüne düşüyorsun. Yan odada oyuncu ajansı var bir tane. Onlarla konuş, belki yardımcı olurlar. Ya of, daha bitmedi mi? Hangi anlamda pardon? Ajans ne taraftaydı? Sen böyle ajansa majansa gitme. Bu kıyafetle olmaz. Öyle Neşet suyuna pikniğe gidiyor gibisin. Olmaz. İş konuşmasın. Olmaz mı? Buzelere gitmiştim ya enişte. Bak yine başladın enişte, enişte. Böyle olmaz. Bu ayakkabıyı neyin çıkar? İş konuşması kızım. Prezans önemli. Elbiseleri nereden alacağımı biliyorum. Elini çabuk tutsan iyi olur. Sonra bir bakmışsın zırt, o da başkasına gitmiş. Ambar giysi evine hoş geldiniz. Abla, bunu da mı yaptınız? Buyurun. Sizin için çok güzel modellerimiz var. Elbiselerimi bu hale nasıl getirirsiniz? Hepsini mi alacaksınız? Ya bunlar benim. Benimdi yani. Bir yanlışınız olacak. Bizde kesinlikle ikinci el mal yoktur. Bu ne? Bu soluk renkli tişört ne o zaman? Onun modeli öyle. Anlaşıldı. Sizinle başa çıkılmaz. Ama teslim olmayacağım. Bunları alıyorum. Eminim çok yakışacak. Paketleseydi? Yok, hemen giyeceğim. Anlıyorum. Soyunma kabinimiz dışarıda, koridorun sonunda. Anlaşıldı. Banyoda o hale geldi demek. Pardon, bir şey mi dediniz? Yok, bir şey değil. Borcunuz 200 milyon. 200 milyon mu? Şu üç parça şey 200 milyon mu? Kalitede bırakın, biraz pahalı olsun hanımefendi. Fiyatı biraz aşağı çeksek? Yıkandığında çeken mal için pazarlık edilir hanımefendi. Bunlar için asla mümkün değil. Müessesemizde pazarlık ve yıkandığında çeken mal söz konusu olamaz hanımefendi. Peki tamam. Bunları alıyorum. Buyurun. Teslim olmayacağım. Göreceğiz. Efendim?
Ayakkabı da almaz mısınız dedim hanımefendi. Şunların fiyatı ne kadar? 100 milyon. 100 milyon mu? Ama abla daha geçen gün 75 milyon aldık. Keyfiniz bilir. İsterseniz oradan alabilirsiniz. Tamam tamam. Buyurun. Güle güle kullanın hanımefendi. Kaçarın yok, çok fena bir tuzağa düştün Sibel. Birine mi bakmıştınız? Burası oyunculuk ajansı mı? Aa evet. Burası Hoş Replik Oyunculuk Ajansı. Ben sekreter Hülya Yaman. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bir kefile ihtiyacım var. Burası kefil bulma kurumu değil. Bir yetkili yok mu? Randevunuz var mıydı? Beni eniştem gönderdi. Enişte mi? Enişteniz de kim? Yani canım Muhittin Bey. Oyuncu olmak istiyorum. Ajansa kaydolmam gerekiyor. O yüzden geldim. Ne güzel bir tesadüf. Doğrusu çok şanslısınız. Biz de yeni yüzler arıyorduk. İyi bir oyuncuysanız tabii. Aa, mükemmel bir oyuncuyum ben gerçekten. Adınız nedir? Sibel. Sibel Ceylan. Bir dakika. Ben patronuma haber vereyim. Sizinle ilgilenecektir. Asım Bey. Alpay amca siz de mi? Asım Bey sizinle görüşecek. Buyurun. Nasılsınız Asım Bey? Fena görünmüyorsun. Adın ne? Sibel. Sibel Ceylan. Bu piyasada tecrüben var mı? Yok efendim. Ama çok yetenekliyim inanın. Dur bakalım küçük hanım. Bu bizim işimiz. Buna biz karar veririz. Haklısınız. Evet. Yetenekliyim diyordun. Göster bakalım yeteneğini. Ne yapmamı istersiniz? Evet, 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 evet. Şimdi bir şampuan reklamında oynuyorsun ve saçlarını ahenkle dans ettireceksin. Saçlarımı mı? Evet. Ben yani nasıl dans ettireyim ki saçlarımı? Hani yetenekliyim diyordun. Fıs mı? Ya saçların ahenkle dans ettirilmesiyle oyunculuğun ne alakası var? Gerçek oyuncu elleriyle, omuzlarıyla, saçlarıyla da oynar. Öyle midir? Tabii ya. Ne sandın? Yetenekliyim demesi kolay. Hadi buyurun. Şimdi saçlarıma ahenkle dans ettiremedim diye oyuncu olamadım mı? Ya size başka bir şans verin lütfen. Vallahi biraz zor. Ya lütfen bir şans verin. Ev tutabilmek için yani bu işe ihtiyacım var. Evet, gençlere şans tanımak lazım. Şimdi bir araba reklamı yapalım. Şimdi öyle bir şeyler yap ki arabanın başında biz arabayı alalım. Kızım, seni değil, arabayı alacağız. Siz de doğru dürüst bir şans vermiyorsunuz ki. Tamam, tamam. Yanında fotoğrafın var mı? Ne fotoğrafı? Oyuncu adayının yanında fotoğrafı olması lazım. Vesikalık olur mu? Tamam, tamam, biz çekeriz. 100 milyon fotoğraf ücreti. Soyguncu musunuz siz ya? Artistik olacak, rötuşlar falan. Fotoğrafı büyütmek gerekecek. Katalogda yer alma ücreti de buna dahil. 300 milyon da ajans ücreti. Ne? 300 milyon cuk. Ama benim sadece 100 milyonum kaldı.
Sermaye koymadan bir işe başlanmaz ki. Ya sermaye bulana kadar bu ajansa bağlı olduğuma dair bir belge çıkarsanız. Ya ev tutmam için gerekiyor da lütfen. Oyunculukta dürüstlük şarttır. Benim ilkem dürüstlüktür. Üzgünüm. Ben gidiyorum. Biraz sonra Hülya Avşar'la randevum var. Anlaşıldı. Oyunu sizin kuralınıza göre oynayacağım. Ya nereye gidiyorsun? Size çok sağlam bir kefil bulacağım. Odayı kimseye vermeyin, hemen gelirim. Buna garanti veremem. Odayı bir sürü isteyen var. Aferin Ececiğim. Vallahi büyük iş başardın ha Ece. Ece mi? Ece de kim? Ah çok affedersiniz, ben Leyla Hanım diyeceğim. İyi ama bu oda boş, hem de bomboş. Farkındayım Murat. Aman Allah'ım, eşyalar da yok. O yüzden bu odaya boş diyoruz ya Murat. Bu durum gerçekten ve resmen bir strateji oyunu gibi duruyor. Vay be. Ama gerçek. Doğru. İşimiz çok zor Sibel. Biliyorum. Bu yüzden rolün çok önemli Murat. Sen hiç merak etme. Ben bu strateji oyunlarının üstadıyımdır. Harika. Demek birinci level burası. Levdaların nesi? Leyla Hanım geldiğinizi söylemişti. Merhabalar. Ben Kürşat Sütmen. Sütmen Ayşe'nin sahibi. Evet. Muhittin Bey, benden referans mektubu istemiştiniz. Ben referansın kendisini getirdim. Kürşat Bey patronum olur. Ha. Onun patronu musunuz? Evet efendim. Sütmen Ayşe olarak. Aynen öyle. Sütmen Ayşe'nin sahibi olarak size bir kartımı vereyim. Buyurun. Sütmen, süt ve süt ürünleri Ayşe. Bana oyuncu olduğunu söylemiştin. Sütçü değil. Evet ama aynı zamanda Sütmen reklamlarında da oynuyorum. Sibel Hanım'ın firmamıza kattığı değer anlatmakla bitmez. Markamızın bir parçasıdır. Yaptığımız anketler halka sorulduğunda %70'inin süt denildiğinde akla inek değil de Sibel Hanım'ın geldiği anlaşılmıştır. Sütmen Ayşe bugünlerini Sibel Hanım'a borçludur. Madem öyle, tamam o zaman canım. Sibel Hanımcığım, hayırlı uğurlu olsun efendim. O da sizindir. Hadi bakalım, hadi. Yaşasın! Başardım enişte! Kim? Ya enişte ya, artık güzel olayı tuttum. Kiraladım, artık eşyalarımı koyacağım. Ve sen de bunu gördün. Vallahi Sibel Hanım, neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Tamam, ya bu kadar yeter. Ben eniştemi istiyorum. Mola, eniştemi bulabilir misiniz? Vallahi bakayım, buradaysa çağırayım. Enişteni kim oynuyor Sibel? Eniştem. Peki, enişteni kim oynuyor o zaman? Eniştem. Doğru ya. Sibel'cim hayırdır? Muhittin Bey beni görmek istediğini söyledi. Enişteciğim, bu oyun daha ne kadar sürecek? Sibel'cim, yani gerçek hayatta aslında daha fazla sürer ama bu senin için sadece bir gün sürecek. Bir gün mü? Peki ne yapmalıyım? Bilmem. Gerçek hayatta ne yapılıyorsa onu mesela kendi bir yatak, bir battaniye falan ayarlamalısın. Battaniye mi? Tabii telefonunu, elektriğini de bağlatman gerekebilir. Elektrik de mi yok? Elektrik var, var da. Parayla. Aynen. Galiba en önemli ihtiyacın önce mobilya. Mobilya mı? Onu nereden bulacağım? Bilmem. Muhittin Bey'e sormalısın. Enişteciğim, Muhittin Bey'i çağırır mısın? Bakayım buralarda mı? Bu iş oyundan çok daha ciddi görünüyor Sibel. Farkındayım. Ama yanımda olduğumu bilmeni isterim. Ne demek efendim? Saygımızdan, elimizden geleni yaparız. Hiç...
Hiç kuşkunuz olmasın. Bir gün bekliyorum Ömer Bey. Çaya bak Allah'a aman. Yengeye hürmetler. Çocukları falan öpün aman. Konuşmak üzere. Saygı bizden size. Saygı. Vallahi bu Ömer Bey o kadar kaliteli, o kendi şahsına münhasır bir adam ya. Çok sev. Sibel Hanım, galiba mobilya arıyormuşsunuz. Evet, burada mobilya bulabileceğim bir yer var mı? Vallahi bugün ne isteseniz lop dört ayak üstüne düşüyorsunuz. Bizim Nezahat Hanım'ın lokantasının yanında Mualla Hanım'ın ikinci el dükkanı var. Orada gönlünüze göre ne isterseniz bulabilirsiniz. Mualla da kim? Bilmem. Harika bir şey bu. Bu iş giderek daha eğlenceli hale geliyor. Demek ikinci level burası. Harika. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Ne lazımdı? Bahçıvan Hanım. Pardon. Olmaz. Biz sadece bakıyorduk. Siz rahatsız olmayın. Aa, bakın, bakın. Bakın, ben buralardayım canım. Karagözüm habbesi, la la la. Oo, yenge nasıl? Oo, Muhittin Bey, hoş geldin. Müşterileri getirin, bunları ben gönderdim sana. Aa, ayol söylesenize Muhittin'in ahbabı olduğunuzu. Muhittin'cim, gel sana bir çay koyayım. Yok, sağ, içmiş kadar oldum ya. Niyetliyim ya. Ben kahvedeyim, pişpirikteyim. Bir şey olursa haber iletirsiniz bana, tamam mı? Hadi bakalım, kolay gelsin. Muhalla'nın mobilya dünyasında yok yoktur. Yeter ki ihtiyaç olsun. Muhalla hemen bulsun. Gönüller hoş olsun. Ayağınız alışmış olsun. Çok iyiydi be. Ne yani? Bu müzik seti 100 milyon mu? Bu benim müzik setim. Senin, senin tabii hayatım. Parasını ödersen hemen senin. İstersen 90 ver. 90 sayayım sana ha? Bu portatif şeye 90 milyon mu vereceğim? Ayolo'nun, sinek, Ayolo'nun 200 milyon piyasa fiyatı biliyor musun sen? Bu benim için çok pahalı. Daha odamı döşemem için eşyalar almam lazım. Ve benim yalnızca 100 milyonum var. Veresiye teklif edeceksen olmaz, kusura bakma. Buradaki dükkanlarda ne pazarlık var ne veresiye. Kaliteyi ucuza alamazsın. Benim sadece 100 milyonum var ve bunu almaktan başka çarem yok. Ah canım, yarım saat önce satıldı o. Satıldı mı? 100 milyona mı? 90. Sıkı pazarlıktı. Bu yatak 400 milyon mu? Hayatım o ikiz yatak. Tek alamaz mıyım? Benim ikizim yok. Yarım yatağı kime satacağımı sorabilir miyim? Siz ona yarısını verin. Kalanını daha sonra ben alırım. Kızım senin 100 milyonun yok mu? Onun yarısını versem 200 etmez mi? Ajansa fotoğraf çekmeleri için 100 milyon vermiştim. Ama çekmediler. Gidip ben onu alayım. Hoş replik oyuncu ajansı mı? Evet o. Taşındılar. Taşındılar mı? Nereye? Daha doğrusu kaçtılar. Dolandırmadıkları kimse kalmadı. Ne yapacağım ben şimdi? Hayatım sen eşya almaya mı geldin yoksa nasihat almaya mı? Bir sürü işim var burada. Vakit nakittir. Eğer bir şey almayacaksan... Yo yo, alacağım alacağım. Alacağım da ihtiyacım olanları alacağım. Nedir onlar? Say bakayım. Önce yatak, diskmen, battaniye, çarşaf, yastık ve ayna. 100 milyona bunları alamayacağın zaten ortada. Ama yine de şanslısın. Öyle mi? Neden? Muhalla'nın mobilya dünyasında kredi kartı da geçerlidir. Kredi kartı mı? Benim kredi kartım yok ki. Hiç sorun değil tatlım. Çek de olur. Ya çekim falan da yok benim. O zaman Muhalla'nın mobilya dünyasında sana da yer yok. Sana ancak simit dünyasında yer var. Abla. Adı Muhalla. Murat. Kürşat Sütman diyecektiniz herhalde. Ben dükkanımda kesinlikle kavga istemem. Bak tatlım, sana Muhalla tavsiyesi. Sen hemen git bir bankaya
tüketici kredisi al. Ayol, vatandaş olarak bu senin en doğal hakkın. Banka mı? Çok iyi fikir. Banka, burada banka da mı var? Koskoca memlekette banka olmaz mı hayatım? Hı? Şöyle doğru git, Nezahat lokantasını geçince köşede. Merak etme, akşam olduğuna bakma, 24 saat hizmet verir. Demek üçüncü level de var, harika. Bakalım bankacıyı kim olacak? Merhaba Efe. İyi de o Efe değil ki. Bunu nereden çıkardınız? Efe'yim. Gerçekten Efe misin? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Efe'yim dedim ya. Efe'ymiş gerçekten. Sibel, benim biraz karnım acıktı. Sen acıkmadın mı? Haklısın galiba. Ben de acıktım. Banka gitmeden önce bir şeyler yesek ne dersin? Bir şeyler yemek isterseniz pilav ve kuru fasulye var. Sen ciddi misin? Lütfen yine başlamayalım. Bu harika. Çok acıktım, çok acıktım. Mis gibi tereyağlı pilav ve kuru fasulye. Kola ister misiniz? Evet. Evet. İki kola, iki pilav, iki de kuru. Eden 12 milyon. 12 milyon mu? O niye? Kuru fasulye 2 milyon, pilav 2,5 milyon, kolalar da 1,5 milyon. Nezahat lokantasındasınız, aş evinde değil. Hani sen Efe'ydin? Adım Efe. Efe Elititiz. Size kaç kere söyleyeceğim ya? Ahçı Nezahat'ın oğlu Efe. Gerçekten inanılmaz Sibel, inanılmaz. Bakıyorum çok eğleniyorsun Murat. Evet çok eğleniyorum, sen de eğlenmelisin, tadını çıkarmalısın. O yemeğin tadına bakmayacaksın. Ama çok açım. Hayır, paramız yok çünkü. Paranız yok mu? Yani daha telefonu açtırmam gerekiyor. Elektriği açtırmam gerekiyor. Yatak almam gerekiyor. Ben para yetiştiremiyorum. Efe, bu kekler ne kadar acaba? Efe mi? Laballik istemez. Garson bey, lütfen. Peki garson bey, bu kekler ne kadar acaba? 1 milyon. Peki. 3 tane, yani 3'er dilim alıyoruz. O para burada geçmez. Peki. 2'şer dilimleri bırakıyoruz. 1'er dilim alıyoruz. İstersen dışarı çıkıp yiyebiliriz. Benim param orada geçiyor. Hayır. Bunu onlar başlattı. Ben bitireceğim. Tüketici kredisi için durumunuz uygun görünüyor. Belgeleriniz de tamam. Sizin için olumlu not düşeceğim. Yıllardır çalışmanın, hiçbir yere borçlanmamanın ödülünü şu anda almış bulunuyoruz. Kredi talebimiz şıp diye onaylandı. Yalnız kredi talebinizin bankamızın sahibi Leyla Hanım'ın onayından geçmesi gerekiyor. Müsaadenizle. Ne demek efendim müsaade? Ne demek buyurun? Leyla Hanım mı? Olamaz. Sibel sakin ol. Her şeyi çözümleyeceğiz. Yeter ki sen sakin ol, tamam mı? Leyla Hanım. Evet. Efendim, Nermin ve Sıtkı Sıyrıldı'nın kredi başvurusunu getirdim. Harbiden Sıtkım sıyrıldı yani. Neden öyle söylüyorsun? Bence çok eğlenceli. Ne demezsin? Bak eğer bu oyundan bir kaçış yoksa bence zevk almalısın. Peki Bay Pollyanna. Ama hayır, istediğim an bu oyunu keserim ve bana verilen eski şeylerle yetinmeye devam ederim diyorsan o zaman iş değişir. Zeynep Hanım ve Ömer Bey'e söyleriz, bu oyunu burada keser. Asla. Düşlerimi bir oyuna yıktırmayacağım. Evet, ödeyin. Teşekkür ederim efendim. Tebrik ediyorum, haberler iyi. Sağ olun. Doğru bankaya geldiğimi biliyordum. Güvenilir müşterilerinize, mutlaka kredi verdiğinizi duymuştuk. Doğruymuş. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Buyurun efendim. Aman sağ olun efendim, sağ olun. Leyla Hanım'a hürmetler. Baş üstüne. Hürmetler. Pardon efendim. Darısı başınıza. Ha. Enişte, Ece bankacı olmasın lütfen
enişte ya. Sıradaki. Evet, ne olacak şimdi? Adım Hülya, müşteri temsilcisiyim. Ve karşımda kek yemezseniz çok sevineceğim. Müşterilerinize böyle davranamazsınız. Ben bir saniye, bir dakika ben hallederim. Merhaba efendim, ben Sütmen Aşe'nin sahibi Kürşat Sütmen. Bu bayan da benim yanımda çalışmaktadır, Sibel Hanım. Yani onun patronu musunuz? Evet efendim. Sütmen Aşe öyle mi? Aynen öyle. Sütmen Aşe'nin sahibi olarak size kartımı vermek isterim. Buyurun. Sütmen. Süt ve süt ürünleri Aşe. Evet. Sütmen Aşe. Ama burada sadece sizin ve firmanızın ismi yazıyor. Soyadım Sütmen. Sütmen Aşe. Ama ben buradaki telefonların ve adresin eksikliğini kastetmiştim. Öyle mi? Sanırım defolu bir kart gelmiş olacak size. Hay Allah. Ben hemen size söyleyeyim şey ya. 0216-849-0505. Vere vere bizim evin numarasını veriyorsun. Meşgul çalsın diye veriyorum herhalde. Meşgul. İşler bu aralar biraz yoğundu. Meşgul. İşler bu aralar çok yoğun haliyle normal. Verebileceğiniz başka bir telefon var mı acaba Kürşat Bey? İlahi Kürşat Bey çok çekicisiniz. Siz onu aldırmayın. Bakın. Kendi evim, yani odam için eşya almam gerekiyor. Eşya almak için de kredi almam gerekiyor. Kredi aldıktan sonra güvenilir bir oyunculuk ajansına girip iş sahibi olacağım. Sizden aldığım krediyi en kısa zamanda faiziyle size teslim edeceğim. Söz veriyorum, inanın. Sütmen Aşe'yi ipotek ettirebilirim. Ne kadar kredi istiyorsunuz acaba? 1 milyar kadarcık. Daha önce hiç kredi aldınız mı? Hayır. Durumunuz pek parlak gözükmüyor Sibel Hanım. Hiç kredi almamışsınız ve bize gösterebileceğiniz hiçbir teminat yok. Gerekirse Sütmen Aşe'yi teminat olarak gösterebilirim. Lütfen. Daha önce bunu söylemiştiniz Kürşat Bey. Ama Hülya Hanım... Lütfen. Bakın. Zor durumda olduğunuzu gayet net görebiliyorum. Bu koşullarda kredi almanız hemen hemen imkansız. Ama yine de size yardımcı olmaya çalışacağım tabii. Gerçekten mi? Evet. Olumlu not düşeceğim sizin için. Ama tabii son söz Leyla Hanım'ın. Çok teşekkür ederim Hülya Hanım. İzninizle efendim. Sana halledeceğimizi söylemiştim. Leyla Hanım. Evet. Efendim size Sibel Hanım'ın başvurusunu getirdim. Bence olumlu. Olmaz. Ama Leyla Hanım. Olmaz dedi. Neden peki? Neden peki? Çünkü ödenmemiş borçları var. İyi akşamlar Muhittin Bey. İyi akşamlar Hatice Hanım. Kızım biziz. Ablanla enişten. Tanımadın mı bizi? Kimin kim olduğu belli değil ki. Bazen kendim bile karıştırıyorum. Elektriğin bağlanmadı mı hala? Bütün paramı bunlara yatırdım. Elektriği nasıl olsa açarlar diye düşündüm. Ama elektrik şirketi de Leyla Hanım'ınmış. Allah'tan Leyla Hanım benim yakın ahbabımdır. Al bakalım. Teşekkürler enişte. Sibel'cim sana yiyecek bir şeyler getirdik. Sağ ol ablacığım. Bunlar da bizim Ömer. Sağ ol hayatım.
Gerçek hayatı nasıl buldun Sibel? Düşündüğümden de sert abla. Ama ben her şey hazırlıklıyım. Yani bana güvenebilirsiniz. Buna sevindim. Odan da çok güzelmiş ha. Teşekkür ederim. Bir tek yatak eksik. Onun dışında bana gereken her şey var. İşte bu çok tuhaf. Hiçbir şeyin olmadığı halde söz konusu kendi paran olunca her şeyin var diyorsun. Ama bizim yanımızda yaşarken ve onca şeyin olmasına rağmen kendini Hint fakiri gibi hissediyorsun. Hiç böyle düşünmemiştim enişte. Bugün çok önemli şeyler öğrenmiş olmalısın Sibel. Evet, öğrendim. Büyüyüp hayata atıldığım zaman aileden hiç kimseyle iş yapmayacağım. Ay Ömer. Yorgunluktan bittim vallahi. Valla plan iyiydi de sonra her şeyi tekrar yerine taşımak hiç kolay değildi. Neyse. Bir taşta iki şişe vurduk. Neymiş o iki şişe? Hayatım, hem eğlenceli bir pazar günü geçirmiş olduk, hem de Sibel gerçek hayatın ne olduğunu biraz öğrendi zannediyorum. Ya bu kadar variyeteden sonra öğrenmediyse kendi bilir. Ömer. Söyle canım. Yine de böyle Sibel'i bu odada karanlıkta, yalnız, kıvrılıp kalmışken görünce içim ezildi. O kadar olacak. İyi ilaçlar acı olur. Doğru. Hem bizim için biraz da eğlenceliydi değil mi? Ay o Murat'ın hali neydi öyle? Sorma. Vallahi Sibel de cin gibi ha. O da sürekli durmadı, hep hamle yaptı ama eniştesinin Oscar'lık oyunculuğu karşısında yapacak bir şey kalmadı tabii. Canım benim. Babası olmasa da ne olur? Hı? Babası olmasa da eniştesi çözer. Çocuğun var, derdin var. Eder sana dünyayı dar. Varsın olsun boş ver sen de. Dertlerinin güzeli var. Dinletemezsin sözünü, ayıramazsın gözünü. Hiç boşuna arama, yok bu derdin çözümü. Çocuğun var, derdin var. Çocuğun var, derdin var. Çocuğun var, derdin var. Eder sana dünyayı dar. Varsın olsun boş ver sen de. Dertlerinin güzeli var.